Şimdi arkadaşlar zirvede yevmiye fişini oluşturmak için yazılması gereken hesap kodlarını göstereceğim size. Bordro bölümünden sicil bilgileri, kimlik bilgileri, öğrenim bilgileri değil, muhasebe hesap kodu bilgilerine geleceksiniz. Brüt ücretler, sigorta kesintisi, işveren payı, işsizlik sigortası, işveren payı, damga vergisi, gelir vergisi, sigorta kesintisi, mahsup edilecek EGK, asgari geçim indirimi, net ücretler, işveren indirimi, SGK işveren indirimi karşıt hesabı, bunları yazacağız. Bunlar yazılı olan bir mükelleften esinlenerek başka mükellefe kaydedeceğim şimdi. Böylece işimiz daha kolay olacak. Biraz önceki hesapları buraya kontrol ederek, mesela buradaki alt hesap numaraları farklı, yeni mükellefin muhasebe hesap koduna kaydettim. Sadece damga vergisini bıraktım göstereyim diye. Zirvede F1'e basıyoruz. ...360-0104 ücret damga vergisi, enter. Şu anda tümünü doğru bir şekilde kaydettik. F2'ye basıyoruz, kaydediyoruz yahut kaydet diye işaretliyoruz fare ile. Buradan çıkalım şimdi. Bordro personel, bildirgeler. Önce girişi ne zamanmış ona bakalım. 5. ayda işçi işe girmiş. O halde 5 ve 6. ayın yevmiye fişini yapmamız lazım. Birinci defasında bu kanundan yararlanmıştı. Hazırla diyelim. Hazırladı. 6. ayda 5510 no'lu kanundan yararlanamamıştı. Şuradan Haziran bildirgeler. Bakın şurasını sıfır yapacağız bu sefer. Evet. Haziran muhasebe fişi kes. Hazırla. Tamam. Şimdi kontrol edelim. Mizan. Muavin. 361'lerden kontrol edelim. Evet. Şimdi şu bir tane. Bakın fiş numarası 53. Şu da ikincisi 54. Fişi göster. Yevmiye fişimiz tamam. Kapatalım. Diğer fişi de göstereyim. Hatta düzenle diyerek göstereyim. O zaman daha açık seçik, net görünüyor. 361. Fiş düzeltme. Evet. Yevmiye fişi bu şekilde. Sigortalının zirvede hazırladığımız yevmiye fişi.